ağaç dibinden de göründüğün gibi bu burası komple 35 senenin üzerinde. 35 yılın üzerinde burada 4-500 zeytin ağacı var. Dereye kadar iner. Şimdi ben size zaten derede oraya da göstereceğim. Bura. Oturduğum yer. 57 tane falan ev yandı. Oturulan evler 57 tane yandı. 57 tane ev şimdi hepsi yapılıyor devlet tarafından. Herkesin mağduriyeti geliyor yani. Devlet bundan iyisi olmadı yani. Devlet elinden gelen kadar her şeyi mükemmel bir şekilde yaptı. Hızlı bir şekilde yaptı. Mağdur olanların parasını verdi. Evlerin yananların parasını ödedi. Zeytinlerin parasını ödedi, zeytin yananların, aletlerin, ekipmanların parasını ödedi. Bitti bizim evimiz, anahtarımızı aldık. Yani bugün de oturabiliriz, yarın da oturabiliriz. Oturuyoruz da zaten. Allah'ın verdiğine şükürler olsun. Geçen sene 28 Temmuz'da başlayıp 6 Ağustos'a kadar devam eden süreçte Alanya, Gündoğmuş, Manavgat ve Akseki'de 59.865 hektar alan yandı. Yangın biter bitmez hemen arkadaşlarla beraber burayı tekrar nasıl yeşil hale getiririz diye bir planlama yaptık. Ormancılık tekniğine göre burayı üçe ayırdık. Bir, tabii tensil. Yani hem üstündeki kızılçam kozalakları biliyorsunuz 300 derecenin üzerine kadar içerisindeki tohumu saklar, çimlenme yeteneği kaybolmaz. Hem onlardan faydalanıp hem de biz de biraz tohum takviyesi yaparak alanı da çimlenmeye uygun hale getirerek tabii tensil dediğimiz yine tohumdan fidan gelmesini sağlamak. Bu 30 bin hektarın 25 bin hektarını hemen hemen tamamladık, bitirdik. Hı hı. Bu kalan da çok sarp yerlerdeki, kışın ulaşımda zorlandığımız, önceden yolu olmayan yerler. Bu alanın 14 bin hektarını da suni tensille, yani makineyle sürüp fidan dikerek. Bunun yaklaşık 5 bin hektar civarını diktik, bitirdik. Hı hı. 1 milyon 640 bin fidan diktik. Hı. Tamamladık. Şimdi tekrar ilkbaharda bitiminden sonra tekrar alanı taradık. Attığımız tohumlar nerede geldi? Ne kadarı geldi? Ve ilave süreceğimiz yer var mı? Veya sürmek isteyip de tohum attığımız yerde tabii olarak gelen yer var mı? Onu da taradık. Yaklaşık
6000 hektar alanda daha sürüm yapacağız. Üzerindeki ağaçlar kesildi, boşaldı. Şimdi oraları ihaleye çıktık. Hem kendi makinelerimizle hem ihaleyle sürümü devam ediyor. Bunları da sonbaharda dikim mevsimi geldiğinde, ki Antalya'da yazın fidan dikemezsiniz, hem de bizim fidanlarımızı fidanlıkla yetiştikten sonra söküp alana götürmeniz için onların uyuduğu mevsim olur. Yani büyümeyi bıraktığı kış geldiği zaman. Hem o mevsimi bekleyeceğiz. Yani bu da Ekim sonu gibidir. Ekim, Kasım, Aralık gibi de onların dikimini tamamlayacağız. Tabiat kendini yenilesin diye ulaşamadığımız çok taşlık, kayalık olan yerler vardı. 16 bin hektar alanda burada vardı. Onların da büyük bölümünü hemen hemen tohumlamasını yaptık. Onları da takip ediyoruz. Onların bir kısmı çok ulaşılmaz yerde olduğu için kesimlerini bıraktık, kesim yapmadık kendi haline yenilensin diye. Bazı yerlerde de çabuk boşaltalım, daha çabuk fidan gelsin diye kesimini tamamlamak üzereyiz. Oralarda bitirdiğimizde yaklaşık, yani bu yıl sonu itibariyle Manavgat yangında herhangi bir iz kalmayacak. Tamamlamış olacağız. Şimdi insanlar bunu ne zaman görecek? Eğer insanlar bizimle beraber gelir de araziyi gezerse şu anda 5-10 santim civarındaki fidanlarımızı görecek. Kış mevsimi çok iyi geçti. Yağmurlu geçtiği için de çok güzel bir fidan geldi. Tabii fidanlarımızı görecek, diktiklerimizi görecekler. Ama insanların karşıdan baktığında yine yemyeşil fidanlık görmesi için aradan bir 4-5 sene geçmesi lazım. Ki 4-5 sene sonra da Allah nasip ederse yine yemyeşil bir Manavgat'ı, bu yanan yerleri tekrar göreceğiz. Yani çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. %90'lara geldik ki umduğumuzun çok üstünde. Çünkü çok büyük bir alan yandı, çok büyük bir iş gücü gerekliydi. Hemen hemen tamamlamak üzereydik. Buralarda 1 metrekare yer imara açılmadı. Hiç bırakın oteli, hiçbir yapılaşma yok. Önceden görmediğimiz, tespit edemediğimiz, atladığımız varsa bile oralarda boşaltıyoruz. Bakın devletimiz bu yanan yerlerde 1200 civarında ev yaptı. Yanan evlerin yerine vatandaşımıza hala inşaatları devam ediyor, teslim edilenler oldu. Bunun bile bir tanesi ormanda değil. Ya kendi arazisinde ya hazinenin arazisinde yapıldı. Onun için bu şehir efsanesinin artık yıkılmasını istiyoruz. Biz ormancılar olarak bundan rahatsızız.